Okuduğum ayetler Nahl suresinden 65, 66, 67. ayetler. 65. ayeti okumaya başladık. Hatta yerladık geçen dersimizde. Allah Azze ve Celle ve Allahu enzele minessemâi mâen. Gökten suyu indiren Allah'tır. Allah gökten suyu indirdi. Vallahu enzele minessemâi mâen. Allah gökten suyu indirdi. Fe ahya bihi. Bunun işlevi nedir? Ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği, önceki dersimizde gökten suyu indiren Allah olduğu vurgusuyla dersimizi muhtelif ayetlerle işlemiştik. Bu derste fe ahya bihil arda ba'de muhtiha devam edelim. Allah Azze ve Celle arzı ihya ettiğini söylüyor. Dolayısıyla gökten indirdiği suyun işlevi hayat. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Biz her şeyi sudan canlı kıldık. Canlılığın kaynağı su. Elbette yaratılışımızın temelinde toprak var. Allah Azze ve Celle toprağı yaratılışın en önemli ham maddesi olarak insanı yarattı, diğer canlıları yarattı. Fakat bunların canlı kılınması, hayatiyet boyutu öyle anlaşılıyor ki su ile ilişkilidir. Toprak yaratılışın bir temel ham maddesi ama canlılık ha dönüşen yanı, canlı oluşması. Diğer türlü sanki su olmasaydı evet topraktan bir yaratılış olurdu ama canlı olmazdı. Cenab-ı Hak canlılığını su ile sağladığını ifade ediyor. Su ile canlı kıldık. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Fe ahya bihi. Dolayısıyla hayat vermesi su sayesindedir. O da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şey. Onu gökten indirmek suretiyle sadece insana canlılık nasip etmedi. Arza hayat verdi. Dolayısıyla arz canlı bir organizmadır. Yaşayan bir organizmadır. Hayat sahibidir. Biz devasa olduğu için, büyük olduğu için onu stabil zannediyoruz, sabit zannediyoruz. Hayatı yok zannediyoruz. Halbuki derimizden çıkan kıllar nasılsa ondan çıkan ağaçlar, bitkiler de aynı şekildedir. Bizde akan sular nasılsa, damarımızda akan sular nasılsa, yeryüzünün hem üstünde hem altında her kademede akan sular da yeryüzünün canlı olan boyutunu yansıtır. Hatta zaman zaman kükrer, hareket eder. Allah Azze ve Celle'nin emriyle depreme yapar, zelzele yapar. İnne rabbeke evhâ lehâ. Yer Allah Azze ve Celle ona vahyeder, bütün karnına topladıklarını kusar, dışarı çıkarır. Böylesi canlı bir organizmadır. Açılan bir yara bile zaman sonra gelseniz kapanmış görürsünüz. Bir vakit düşmüş bir şeyden oluşan boşluk zaman içerisinde öyle ya da böyle kapanmaya yüz tutar. Bu bizim tıpkı derimizdeki oluşan yaraların kapanması gibidir. Dolayısıyla yer arzın hayatiyetinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Arz canlı bir organizmadır. İçine bir şey koysan yer tüketir. Onun kendine has dişleri vardır. Onu alır, hemen işlemini başlatır ve bir süre sonra geriye hiçbir şey bırakmaz. Oradaki her türlü hayatiyet arzın bir parçası ve bunlar hepsi Yüce Rabbin gökten indirdiği suyla hayat buluyorlar. Şu toprağın alt kademelerine doğru ilerleyen nem olmasa oradaki canlılar, mikroorganizmalar, hayatiyetleri son bulur. Tüm bunları döngü içerisinde canlı tutan ve bunların arasında insana hayat nasip edip ona sorumluluk açan, sorumluluk alanı açan Allah Azze ve Celle'den bu sorumluluk alanı içerisinde bizi hidayetine muvaffak kılmasını dileriz. Fe ahya bihil arda. Yeryüzüne bununla hayat verdi. Ba'de mevtiha, dikkat ederseniz bu tür ayetlerin bir kısmında ba'de mevtiha eşlik ediyor. Ölümünden sonra, çünkü insan hayatı sabite kabul edip, yani başlangıçta var olan veya zaten olabilen kabul ettiği yerde ölümden sonra hayatı reddetmeye yatkındır. Halbuki kendisi zaten yoktu. Yani hayat, hadi varsaydık ki bizden öncekiler
kadim bir şekilde ezeli biz yoktuk. Bizim varlığımızın üremeyle arada kaybolması, birdenbire oluşuvermesini de öyle büyüleyici bir şekilde kabul mü edeceğiz? Allah Azze ve Celle siz de yoktunuz. اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Bir şey değilken, adı sanı yokken, ne nüfusta ne şurada burada kaydı yokken, her birimizi ayrıyetten Allah Azze ve Celle yeniden yarattı. Böyle olduğu halde Allah Azze ve Celle hikmeti gereği yeryüzünün bazı kesimlerinde kuraklık var ediyor. Ve orada yeryüzüne ölümü yaşatıyor. Ve ölümü yaşattıktan sonra tekrar suyla buluşturup oraya canlılık kazandırıyor. Sonra da insanoğluna diyor ki bak ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdim. Hiçbir hayat emaresi yoktu. Tekrar hayat kavuştu, hayata kavuştu. Mevsimler de bu döngünün bir parçası. Mevsimler kışa döndüğünde, ağaçlar kuruduğunda yeryüzü hayat emarelerini kaybediyor. Adeta ölmüş gibidir, donmuş gibidir. Sonra bunun altından Cenab-ı Hak yine tekrardan canlı bir yeryüzünü bütün böcekleriyle, çiçekleriyle, canlılarıyla tekrardan çıkarıp bize gösteriyor. Böyle önümüze çıkardığı, indirdiği bu su ile hayat verdiği ortamları Allah Azze ve Celle ölüm sonrası hayat vermeyle ilişkilendirmesi elbette bize yönelik bir mesaj olarak. Çünkü Yüce Yaradan'ın iddiası şu, sizi de aynı şekilde tekrardan yaratacağım.